Kalitesinden ödün vermeyen güler yüzlü personeliyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan İzol Baklava sonuna konuk olduk. İzleyelim. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Adana'nın Seyhan ilçesinde tüm hızıyla devam ediyor. İzol Baklava bizleri konuk etti. Yanımda işletme yetkilisi Zafer Barış Sevimli var. Zafer Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Adım Zafer Barış Sevimli. İşletme, imalat işletmesi sorumlusuyum. 25 yıldır bu meslekte görev icra ediyoruz. Saydam Caddesi'nde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Peki İzol Baklava kaç yıldır faaliyet göstermeye devam etmekte? İzol Baklava 1976'dan beri Saydam Caddesi'nde faaliyet göstermekte. Evet. Peki sadece Adana bölgesinde mi faaliyet göstermektesiniz, yoksa Türkiye'nin genelinde de faaliyet gösteriyor musunuz? Yok, sadece Adana bölgesinde bulunduğumuz Saydam Caddesi'nde hizmet veriyoruz. Diğer bölgelerde düşünmüyoruz yani bu şekilde. Sadece Adana bölgesinde hizmet veriyorsunuz. Yani lezzetinizi tatmak istediklerinde Adana'ya gelip Saydam Caddesi'nde sizleri ziyaret etmeleri gerekiyor. Peki İzol Baklava müşterilerine ne gibi hizmetler sunar? En çok talep edilen ürünleriniz hangisi? Onlardan da biraz bahsedelim. Ürünlerimizin arasında havuç dilimi, ezme, dolma, billuriye, kadayıf. Yani müşterilerimizin damak tatlarına hitap etmeye çalışıyoruz. Hani her türlü damak zevkine göre burada müşterilerimizle istişare halinde onların isteklerine göre cevap vermeye çalışıyoruz yani. Peki en çok talep gören ürününüz hangisi? Kuru baklavamız oldukça talep görüyor. Evet. Kuru baklava en çok talep görünen ürünlerden bir tanesi. Peki günlük kaç tepsi baklava burada üretiliyor, ya da işte bir haftalık çıkardığınız tepsi sayısı kaçtır acaba? Ben günlük rakam olarak söyleyeceğim. Ortalaması 60-70 tepsi, hafta sonları 100-120 tepsi gördüğümüz oluyor. Hani cumartesi, pazar insanlar işte evinde ya bugün gidelim İzol Baklava'da bir tatlı yiyelim, ağzımız tatlansın gibi vesaire. O zaman yani 100-120 tepsiye rahatlıkla çıkıyor. Artı olarak sabahları yine su böreğimiz mevcut, tereyağlı. Bu şekilde yani sabah saat 5'ten öğlen saat 12'ye kadar su böreğimiz de mevcuttur. Haftanın her günü. Evet. Bölgeniz itibariyle bölgenizde bir prestij sahibi firma olduğunuzu zaten bizler de biliyoruz. Peki bu baklavalarınızın sırrı nedir? Bu lezzeti neye borçlusunuz? Baklavalarımızın sırrı şöyle. Öncelikle kullanmış olduğumuz malzemelerden kaynaklı, tereyağımız olsun, fıstığımız olsun, tereyağımızı, fıstığımızı gidip yerinde kendimiz görerek, seçerek alıyoruz. Hani her firmayla çalışmıyoruz. Öncelikle gidiyoruz, fıstık alacağımız zaman bakıyoruz. Hani hangisini beğenirsek o şekilde sabit bir yol üzerinde hani gitmeye çalışıyoruz. Malzeme değişikliğinde değil de sürekli en kaliteli, en güzel malzemeyi kullanmaya özen gösteriyoruz. Evet. Röportajımı sonlandırmadan önce buradan izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Evet, Adana'da olup da yaşayanlara sesleniyorum. İzol Baklava'ya kesinlikle gelip buranın damak tadını, lezzetini tatmalarını isterim. Ve şehir dışındaki yaşayan vatandaşlarımız için Adana'ya kesinlikle yolları düştüğü zaman İzol Baklava'yı ziyaret etmelerini isterim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Adana'nın Seyhan ilçesinde İzol Baklava bizleri konuk etti. Bakalım sıradaki durağımız neresi?